Herkese merhabalar YouTube kanalıma Renkli Tatlar Sella'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle evde yapabileceğiniz de pastanede bile bu şekilde bulamayacağınız enfes bir simit poğaça tarifi yapacağız arkadaşlar. Ee, hemen sizleri fazla bekletmek istemiyorum ve tarifime geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine bir paket toz maya ve hemen onun da arkasına bir buçuk yemek kaşığı şeker, 2 su bardağı ılık suyumu ilave ettim. Elimde 6-6,5 su bardağı arasında un var. Unumu şöyle birkaç kaşık ilave ettikten sonra mayanın aktive olması için şöyle birkaç dakika bekledim. Şöyle mikserimi biraz karıştırdıktan sonra bakın görüyorsunuz hava kabarcıkları oluşmaya başladı. Hemen onun da arkasına bir su bardağı sıvı yağını, bir tane yumurtayı ve hemen tuzunu da ilave ettim. Ve unumun geri kalan kısmını da azar azar, yavaş yavaş ilave ediyorum kıvamına göre. Ununu burada mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz hamurun kıvamı böyle olması gerekiyor. Ele yapışan bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir simit poğaça yapmak için hemen üzerini şöyle e, naylondan kapattım ve dinlenmeye geçirdim. E, kabarana kadar bir kenarda beklettim. Hemen pekmezli harcını hazırlıyorum. Elimde şöyle pekmez var arkadaşlar 4 yemek kaşığı kadar ee, Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar da şöyle Çok az bir şey suyu ilave ettim Ve pekmezi suda şöyle güzelce bir çözdürdüm Daha sonra elimde şöyle kavrulmuş susam var Arkadaşlar eğer susamlarınız Kavrulmamışsa mutlaka kavurun ee, Hemen görmüş olduğunuz gibi Bakın e, hamurum iki katına gelmiş Güzel bir şekilde de kabarmış arkadaşlar ee, Güzelce hamurumu Şöyle elimle tekrardan bir yoğurdum İçinin e, havasını aldım ee, biraz daha böyle elinizle yoğurursanız, havasını alırsanız maya kokusunda gidermiş olursunuz. Ve elimde şöyle e, mandalinalar şeklinde bezelere ayırdım arkadaşlar. Bezelerinizi ne kadar büyük veya küçük alırsanız, simit poğaçalarınızın büyüklüğü o şekilde olacaktır. Ben burada mandalina büyüklüğünde bezeler aldım. Bunları şöyle güzelce koydum ve dinlendirmeyi de bıraktım. Bezelerim dinlendirdikten sonra şöyle hemen bir tanesini elimle açıyorum arkadaşlar. Oklava merdane kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Çok kolay bir şekilde açılan bir hamur oluyor zaten. İç harcı olarak da ben kaşar peyniri kullandım. Siz dilerseniz burada normal beyaz peynir veya ikisini de karıştırıp kullanabilirsiniz. Şöyle kenar kısımlarından içe doğru elimle kapatıyorum. Her tarafını güzelce düzeltip şöyle bir şekil veriyorum elimle. Görmüş olduğunuz gibi böyle yassı bir şekil yaptım. Ve daha sonra pekmezli suya şöyle her tarafına batırdım. Oradan da alıp susama ilave ediyorum. Her tarafını şöyle boş yer kalmayacak şekilde her tarafa gelebilecek bir biçimde susamla eee susamlıyorum arkadaşlar. Ve bunu yağlı kağıt serilmiş olan tepsimin içerisine koyuyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz e, videomu beğenmeyi beğendikten sonra da ücretsiz olarak kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Bildirim zilini de açarsanız yeni gelecek tariflerden de haberdar olmuş olursunuz e, Kanalımda birçok tarif var arkadaşlar birçok e, yemek tarifleri tatlılar e, hamur işleri var Dilerseniz onları da şöyle bir göz atıp bakabilirsiniz bütün bezelerimi bu şekilde böyle yaptıktan sonra şöyle keskin bir bıçak tercih edin arkadaşlar. Şöyle güzelce üzerine çizikler atıyorum. Çok nefis, enfes, güzel bir poğaça tarifi oluyor arkadaşlar. Kesinlikle yapın. Üzerinde şöyle kapattım, dinlenmeye bıraktım. Bir yarım saat dinlendikten sonra bakın görüyorsunuz. Bunları ben fırına gönderiyorum. Hemen 180 derecede alt üst ayar fırında bunları pişiriyorum. Daha sonra bunlar fırından çıktı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz fısır fısır şöyle yumuşacık çok güzel bir simit poğaç oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle doku testine de geçiyorum. Ortadan ikiye böldüğüm zaman enfes arkadaşlar yumuşacık. Pastanede bile diyorum böylesini bulamazsınız. Bu tariften bol bol yapıp buzluğunuza atın. Hazır bir tarif misafiriniz gelince çıkartabilip kolayca ikram edebileceğiniz bir tarif arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki tariflerinde görüşmek dileğiyle. Videomu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda bir dahaki güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Evinizden mis kokular eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.